İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bugün ben size genel bir anlatım yapacağım. Elimden geldiği kadar konuları toparlayıp slide halinde zaten size bugün sunmak için hazırlandım. Evet, başlıyorum. Kalibrasyon. Eğitimimize algılama konusuyla başlıyoruz. Algılarımız dışarıdaki dünyanın zihnimizdeki temsil ediliş biçimini, dolayısıyla neye tepki vereceğimizi sürekli etkiliyor. Karşılıklı sohbet eden iki kişinin aralarındaki iletişim, %7'si içerik yani söylenen söz. %38'i ses tonu, bu insan sessiz mi konuşuyor, bağırarak mı konuşuyor, fısıltıyla mı konuşuyor vesaire gibi şeyler. Geri kalan %55'i ise beden dili yani fizyoloji, jest ve mimik aracılığı ile gerçekleşiyor. Demek ki insanlar arasındaki iletişimde ne söylenildiğinden ziyade nasıl söylendiği ya da davranıldığı önemli. Çünkü insan beyni tarafından öncelikli olarak sözsüz sinyaller yorumlanıyor. Birçok insan karşısındakiyle iletişim kurarken algılarını keskinleştirmeyi, dikkatini yoğunlaştırmayı yani kalibre etmeyi ihmal eder. Kalibrasyonu zayıf olan kişiler, söylediklerini sabırla dinleyen bir kişinin aslında kibarlığından veya bizi kırmak istemediğinden dolayı sohbete katlanmış olduğu gerçeğini algılayamaz. Kalibrasyonu zayıf olan bir satış temsilcisi ise müşterisinin gerçek ihtiyacını veya ürünü satın almak istemediğini zamanında anlayamaz ve gereksiz yere dil dökebilir. Evet, bu konuda biraz yorum yapmak istiyorum. Hepimiz yaşamışızdır mutlaka. Bir mağazaya gireriz. Bir şeyi sorarız belki fiyatını, ücretini, her neyse, ama hani almayacağızdır. Fakat satış temsilcisi bunu anlamaz. Hani almayacağımızı, kalibrasyonu zayıf olduğu için, anlayamadığı için sürekli bize almamız için baskı yapar, diretir vesaire. Bu da tabii ki tatsız bir durum söz konusu oluyor aramızda. Gereksiz yere dil dökmüş oluyor daha doğrusu. Peki neden kalibrasyon? Beden dili öğretisini tüm insanlar için genellemek mümkün değildir arkadaşlar. Konuşurken burnunu kaşıyan her bireyin her zaman yalan söylediğini iddia etmek yargısız bir infaza benzer. Bundan dolayı tüm dikkatimizi o anda konuştuğumuz kişiye vermeliyiz. Algılarımız ne kadar açıksa karşından gelen sözlü veya sözsüz sinyalleri de o denli iyi algılayabilir ve kendi tepkilerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Elbette bu yeni bir şey değildir. Çalan telefona da cevap verdiğimizde dikkatle dinlersek karşıdan gelen alo sesi dahi karşımızdakinin ruh hali hakkında çıkarımlarda bulunmamız için yeterli olabiliyor. Bunu da birçoğumuz mutlaka yaşamışızdır. Evet, karşımızdaki bir insanı aradığımız zaman ses tonundan o an gergin mi olduğunu, mutlu mu olduğunu, üzgün mü olduğunu mutlaka ki anlıyoruz. Çünkü bir gayet neşeli bir alo demek var. Bir gergin, böyle bir tavırlı bir şekilde alo efendim falan diye telefonu açmak var. Bu şekilde de leblebeden leblebiyi anlama becerini aşağıdaki uygulama öneriyle geliştirebilirsin. Arkadaşlar, uygulama önerilerinin ekran fotoğrafını çekmenizi, almanızı istiyorum. Cep telefonlarınıza çekebilirsiniz. Bunları mutlaka eğitimlerden sonra uygulama önerilerini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Unutmayalım ki NLP uygulayarak öğrenilir. Evet, en az 2 dakika dikkatli bir şekilde partnerinizin beden dilini bilinçli bir şekilde gözlemleyin. Daha sonra çıkarımlarınız hakkında partnerinizle konuşun. Bir partner ile birlikte bir video fragmanını televizyonunuzun sesini tamamen kısarak dikkatle izleyin.
Gözlemlerinizin zihniniz tarafından nasıl yorumlandığına dikkat edin. Daha sonra fragmanı sesini açın. Hatalı yorumlamalarınızı hangi sinyallerin yol açtığını analiz etmeye çalışın. Herkes ekran görüntüsünü aldıysa geçiyorum burayı. Evet, burada bir karikatürümüz var. İçimden bir ses bana çalış diyor. Neyse ki sustu. Kalibrasyonda birinin yalan söylediğini nasıl anlayabilirsin? Belirtileri nelerdir? Daha önce mutlaka karşındakinin doğruyu söylemediği hissine kapılmışsındır. Kapıldık değil mi? Hepimiz kapılmışızdır illaki bu kişi bana doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yine de bunca tecrübeye rağmen bu soruyu açıklayıcı, net bir cevap vermek kolay olmasa gerek. Arkadaşlar seslerimizi kapatabilir miyiz lütfen? Ben kapatmıştım ama sanırım gene açıldı, yapamadım. Peki kanaat getirebiliyoruz karşımızdakine, güvenebileceğimize ya da güvenemeyeceğimize. Konuşurken sesinde dalgalanma mı oluyor veya göz temasından mı kaçınıyor yoksa sadece güvensiz birine mi benziyor? Tüm bunlar beden dili konusundaki genellemelerdir. Her insanın bir birey olarak özel olduğunu düşünürsek bu genellemelerle yola çıkmak bizi yanıltabilir. Elbette sorunun cevabı geçen eğitim konumuzla ilgili arkadaşlar. Karşımızdakinde algılamış olduğumuz benzeşimli sinyaller bizde güven duygusu çağrıştırırken benzeşimsiz sinyaller ise güvensizliği ve uyumsuzluğa neden olur. Bu sinyalleri bilinçli olarak algılayabilmek için kalibrasyona ihtiyacımız vardır. Kalibrasyonu karşımızdaki kişide oluşan küçük değişimleri bilinçli bir şekilde algılama becerisi olarak da tanımlayabiliriz. Aşağıda belirtilen bazı ayrıntılar üzerinde algılarımızı yoğunlaştırıp bu ayrıntılarda meydana gelen değişimleri gözlemlememiz bize ihtiyacımız olan ipuçlarını sağlayacaktır. Kişiyi bir süre izledikten sonra davranış emareleri hakkında zihnimizde bir norm ya da standart değer oluşacaktır. Belirlenmiş olan bu standart ya da normdan sapma derecesi yükseldiğinde ise aradaki fark beynimiz tarafından öncelikli olarak yorumlanarak stres hormonunun salgılanmasına, güvensizlik ve rahatsızlık hislerinin oluşmasına yol açacaktır. Kalibrasyon becerisi zayıf olan kişilerde bu süreç bilinç dışı işler. NLP uygulayıcıları bu durumu benzeşimsiz yani uyumsuz iletişim kurma olarak tanımlar. Yani kişiye özgü standart davranış emarelerinin dışına çıkma, söz ile ses tonunun özellikleri veya beden dilinin bize sunmuş olduğu belirtiler arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Evet, gelelim örneğimize. Örneğin bu akşam yemeğe çıkalım mı sorusunu yönelttiğim partnerinin canım istemiyor sözleriyle teklifini geri çevirirken diğer taraftan beden dili ve ses tonuyla aslında hiç de fena bir fikir değil anlamına gelen onaylayıcı sinyaller vermesi bu duruma örnektir. Evet, çoğumuz sanıyorum ki evliyiz ya da annemiz babamız herhangi birisi bize geldiğinde canım, hadi bu akşam dışarıya yemeğe çıkalım mı diye bize bir soru sordu. Bir yandan canımız istiyor ama ısrar bekliyoruz. Hadi ya niye olmasın gibisinden. Beden dilimiz yani evet bu hiç fena bir fikir değil diyor. Yani tabii ki çıkalım istiyorsun ama sözünden bunlar dökülmüyor. Karşımızdaki kişiyi bu anlamda gerçekten kalibrasyonu yüksek bir kişi ise zaten sizin beden dilinizden, ses tonunuzdan ne demek istediğinizi anlayacaktır. Kalibrasyon konusunda deneyimli kişiler algıladıkları sinyallerin kendi içindeki uyumsuzluğunu, sapma derecesini fark edebilir ve iletişim sürecini buna göre yönlendirebilir. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Altın kural. Sunumlarda, iş görüşmelerinde, satış ve pazarlamada partnerine aşkını ilan ederken, özür dilerken, inandırıcılığını arttırmak, karşındakinin güvenini kazanmak istiyorsan benzeşimli iletişim kurmaya özen gösterelim arkadaşlar.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diyen Mevlana'nın bir sözünden yola çıkarak bir gün boyunca çevrenizdeki insanların seninle veya başkalarıyla konuşurken kurmuş oldukları iletişimin ne kadar benzeşimli olduğunu dikkatle gözlemle, yani kalibrasyon yap. Söylenen sözler ile beden dili, ses izdüşümü arasındaki uyum veya uyumsuzlukları gözlemlemeye çalış. Bunu da ekran görüntüsüne alabiliriz. Hiç tanımadığın halde güvensizlik hissi yaratan insanların iletişiminde benzeşimsiz belirtilerin neler olduğuna dikkat et. Bir gün boyunca bilinçli bir şekilde bedeninin ve ses tonunun sözlerinle benzeşimli olmasına, hatta altını çizmesine, vurgulamasına özen göster. Bu şekilde kurmuş olduğun iletişimin başkaları tarafından nasıl algılandığına dikkat et. Jest, mimik, ses tonu veya nefes alışındaki mikro değişimleri bilinçli bir şekilde bastırarak partnerine yalan yanlış bir hikaye anlat. Aman dikkat arkadaşlar, en sonunda partnerimize neden yalan yanlış hikaye anlattığımızı mutlaka açıklayalım. Bunu yaparken benzeşimli iletişim kurmaya çalış. Yaşayacağın zorluklara, bastırmak zorunda kalacağın bedensel belirtilere dikkat et ve farkındalık kazan. Partnerinin bir uyumsuzluk algılayıp algılamayacağına dikkat et. Bu da bir uygulama önerimiz. Gelelim hedeflere. Şu an size anlatacağım, okuyacağım bu hikaye gerçekten benim hayatıma dokunmuş bir hikayedir. Ben de NLP eğitimini alırken sevgili Yıldız hocamızdan bu konuyu dinlemiştik ve çok etkilenmiştim. O yüzden ben de sizlere bunu aktarmak istedim. Hedefler. Bir kurbağayı kaynar su dolusu bir kazanın içine attığımızda neler olur arkadaşlar? Kurbağa aniden sıçrar. Tabii ki kurbağa can havliyle kazandan dışarıya sıçrayacaktır. Acı verici bir deneyim ve belki birkaç yanığın ardından muhtemelen yaşamına kaldığı yerden devam edecektir. Peki başka bir kurbağa soğuk veya ılık su dolusu bir kazanın içine atıldığında ve su yavaş yavaş ısıtıldığında neler olur dersiniz? Bu sefer kurbağa yaklaşan tehlikeden habersiz kazanın içerisinde kalmaya devam edecektir. Gittikçe artan su sıcaklığı kurbağayı daha da sersemletecektir. Ta ki kıpırdayabilecek hali kalmayana dek. İşte bu durum birçok insanın da yaşam öyküsüdür arkadaşlar. İçerisinde bulunduğumuz sağlık, ekonomik, sosyal çevre, kariyer, zaman içerisinde yavaş yavaş değişime uğrar. Bu değişimin belirtileri veya sonuçları ise adım adım, basamak basamak ve bazen de gecikmeli olarak yaşanır maalesef. Yıllarca hiçbir şikayeti olmadan sigara veya alkol bağımlısı olarak yaşamını sürdüren birinin bir anda kalp krizi geçirmesi veya akciğer kanserine yakalandığını öğrenmesi, sonuçları gecikmeli olarak ortaya çıkan değişim süreçlerine basit bir örnektir. Değişim süreçleri adım adım, basamak basamak ve gecikmelerle yaşandığından birçok insan yaşam koşullarındaki olumlu veya olumsuz yöndeki hassas fakat ivmesel değişimlere zamanında gereken tepkiyi veremez. Yaşam kalitesi yavaş yavaş fakat istikrarlı bir şekilde kötüye giden birçok kişi kendisini bir anda şeytan üçgeninin içerisinde buluverir ve dışına çıkabilecek gücü kendisinde bulamaz. Peki bu duruma gelmemek için ne yapabiliriz? Bu tehlike akıntılarına kapılmamızı önleyecek ve yaşamda bizi daha fazla kontrol sağlayacak olan en önemli unsur hedeflerimizdir arkadaşlar. İyi tanımlanmış hedefler bizi motive eder, algılarımızı sürekli olarak yönlendirir ve amaçlarımız doğrultusunda odaklanmamızı sağlar. Geçtiğimiz son 5 seneyi şöyle herkes bir gözünü kapatsın. Gözümüzün önüne getirelim. 5 sene ne kadar çabuk geçiyor, öyle değil mi arkadaşlar? Bugün bulunduğumuz yer, geçtiğimiz seneler, içerisinde verdiğin kararlar ve odaklandığın veya odaklanmadığın hedeflerinin bir sonucudur. Fark edebiliyor musun? Karşına olağanüstü bir durum çıkmadığı sürece günümüzden 5 sene sonrasına da ulaşacaksın. Fakat nereye? Asıl önemli olan soru da budur zaten.
Varmak istediğin yeri biliyor musun? Nereye gideceğimizi bilmeden yola çıkmanın rüzgarda savrulan bir yapraktan hiçbir farkı yoktur. Bizim önümüzde bir hedefimiz olmazsa, biz kendimize bir hedef belirlemezsek, nereye gittiğimizin burada yazdığı gibi hiçbir şeyi olmaz, bir yapraktan farkımız olmaz, oradan oraya savrulur dururuz. Bu yüzden en önemli şey hedef, kendimize hedef koymak. Aradığımız şeyi iyi tanımlamamışsak, bulacağımız şeylerin aramakta olduğumuz şeyler olduklarını nasıl bilebiliriz? Hedefler belirleyip hayatımız için bir standart koymazsak, karşımıza çıkacak olanlara boyun eğmek zorunda kalabiliriz. Ne istediğine karar ver, çünkü değişim kararla başlar. Evet, benim eğitimime bugün katılan arkadaşlarım, bugün hep beraber bir karar verelim. Bir hedef koyalım önümüze. Ne istediğimizi bilelim öncelikle. Çünkü bundan sonra bunu önümüze koyduğumuz anda değişmeye başlayacağız. Değişeceğiz. Bundan emin olun arkadaşlar. Evet, bir uygulama önerim var. Bir kağıt ve bir kaleme ihtiyacımız var. Şimdi ben az sonra molaya gireceğim ki siz rahat rahat hedeflerinizi bir kağıtla yazabilirsiniz diye. Ama önce şurayı bitireyim istiyorum. Bir kağıt ve bir kaleme ihtiyacım var. Kaybedilmek üzere gazetenin köşesinden yırttığımız rastgele bir kağıt parçasından söz etmediğimi anlamışsınızdır tabii ki. Şimdi uzun ve kısa vadede ulaşmayı arzu ettiğimiz hedefleri tanımlayarak yazmaya başlayalım. Örneğin birinci hedefim başarılı olmak istiyorum. Bu iyi tanımlanmış bir hedef değildir arkadaşlar. Nasıl, ne kadar, nerede, ne zaman, kiminle birlikte başarılı olmak istiyorum ve benzeri sorular hedefi tanımlamaya ve onu gerçekleşebilir kılmaya yardımcı olacaktır. Eğer ki hedefimizi tanımlamakta zorlanıyorsak şunu deneyelim lütfen. Farz edelim ki bir eşyamızı kaybettik. Gazeteye bir kayıp ilanı vereceğiz. İlanda bu eşyayı nasıl tanımlardınız? Yani burada arkadaşlar soyut bir şeyler değil, somut. Hedeflerimizi somut olarak hayal etmemiz, yani bunları çizmemiz, yazmamız, hani somut şeyler konuşmamız lazım ki hedeflerimize yönelebilelim. Gazeteye bir kayıp ilanı vereceksin. İlanda bu eşyayı nasıl tanımlardın? Şimdi henüz ulaşmadığın fakat ulaşmayı arzu ettiğin şeyleri aslında önceden sahip olduğun fakat bir eşya misali yitirdiğini farz et. Akıl gözünde canlandırma yaparak onu bulmak için detaylar içeren bir kayıp ilanı verdiğini düşünebilirsin. Unutmayalım ki zihninde ulaşabilir bir sonuç oluşturursan o sonuca ulaşmak gününde ilk ve en büyük adımı atmış olursun. Yazmış olduklarını titizlikle sakla, uygulama esnasından aklından geçen düşüncelerini ve hissettiklerini de notumuza alalım. Evet arkadaşlar çok kısa, sadece bu şeyi size ekran fotoğrafını çekin lütfen. Hedeflerimizi yazalım. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. NLP, arzu ettiğin sonuçlara ulaşabilmen için hedef odaklı sistematik bir yapı sunar. Hedeflerimiz doğrultusunda herhangi bir şey yapabilme yeteneğimiz, sinir sistemimizi doğru yönlendirmemize bağlıdır. Tanımladığımız hedeflerin, arzuladığımız sonuçlara ulaşabilmemiz için ihtiyaç duyacağımız davranışları üretmek yönünde sinir sistemimizi uyarıcı bir niteliği vardır. Yani bir hedef tasarımı yaparken aslında beynimizi programlıyoruz arkadaşlar. Bu program zihinsel, stratejik bir sürecin başlamasına neden olur. Stratejilerin işlevselliğini test etmede kullanılan totem modeli bu karmaşık sürecin basitleştirilmiş akış şemasını aşağıdaki gibi görselleştirir.
Evet, şimdi burada size ben pote kendim hazırlamıştım. Onu göstereceğim. Arkadaşlar, herkes slaytı görüyor, değil mi? Ekranda. Tamam. Tote modelinde bakın test, yani test dediğimiz şey hedef ile şu anki durumun karşılaştırması. Ben kendime bir hedef koydum. Diyorum ki Mercedes almak istiyorum. Bu araba olsun. Araba için bakın şöyle göstereceğim. Tote yazdım. Herkes görebiliyor mu ekranda? Şöyle tote olarak gösterdim. Burada test ediyorum arkadaşlar. Hedef ile şu anki durumun karşılaştırılmasını yapıyorum. Yani diyorum ki Mercedes almak istiyorum. Bu benim hedefim. Mercedes almak için 500 bin TL'ye ihtiyacım var. Açığım var, eksiğim var. Kenarda birikmiş bir param var ama bir 500 bin daha paraya ihtiyacım var. Ne yapıyorum? Operasyon yapıyorum arkadaşlar. Hedefe ulaşmak için yapılan davranışlar. Bakın şöyle operasyon yapıyorum. Operasyonda soruyorum kendime. Diyorum ki benim Mercedes'i almam için ne yapmam gerek? Çok çalışmam gerek. Bazı fuzuli harcamalarımdan kısmam gerek. Atıyorum tatile yılda 2 kere 3 kere gidiyordum. Tatile 1'e indireceğim veya da hiç gitmeyeceğim hedefime ulaşana kadar. Çünkü önümde benim bir hedefim var. Buna ulaşmam lazım. Buna ulaşmak için neler yapacağım, neler mümkün diye kendime soruyorum. Daha sonrasında tekrar teste geliyorum. Bakın ekranda teste geliyorum. Hedef yönündeki gelişmelerimi kontrol ediyorum. Yani burada kontrol ettiğim zaman bakıyorum 500 bin lirayı biriktirmişim. Fakat ya bununla hayal ettiğim hedefimi yapacağım, gideceğim, Mercedes'imi alacağım. Ya da aradan çünkü bir zaman geçiyor, 2 sene, 3 sene geçiyor. Bu zaman diliminde benim hedefim, hayallerim, isteklerim değişti. Ben Mercedes almaktan vazgeçtim. Diyelim ki ben bu şeyi, hayır bu birikimimin üzerine 200 bin daha koyarsam eğer çok güzel bahçeli, havuzlu, dubleks bir ev alabiliyorum. Ben vazgeçiyorum Mercedes almaktan. Tekrardan bir tote yapıyorum. Yani exit'e geldiğim zaman hedefe ulaşılması veya mümkün olmaması. Bakın burada ya Mercedes'i alıyorum çünkü ben o hedefe ulaştım aslında. Bunu başardım. Ama kendi hedefim değişti. Başka bir şeye yöneldim. Bu sefer ne yapıyorum? Ya Mercedes'i alıyorum ve çıkış yapıyorum ya da tekrardan eğer hedefim, hayalim değiştiyse tekrardan test ediyorum, operasyon yapıyorum. 200 bin için ne yapmam lazım? Bu evi almam için neler mümkün diye soruyorum. Daha sonrasında 200 binini de biriktiriyorum. İstersem ev alıyorum. Bu şekilde tote bu bize hedeflerimizi planlamamızda yardımcı olur arkadaşlar. Hedefin tanımlanması TOTE sürecini devreye sokar. Uygun tanımlanmamış bir hedef hatalı bir girdiye benzer. Dolayısıyla verim kaybına veya istenmeyen sonuçlara neden olur. Bu riski en azı indirgemek için hedeflerimizi NLP uygunluk kriterlerini göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyebilirsin. Az önce burada bahsettiğim şeyi söylüyor burada. Diyorum ki hani o anda hedeflerimden belki de o an isteğimden vazgeçtim. Yeniden tekrar NLP uygunluk kriterlerini göz önünde bulundurarak kendime yeni bir hedef belirleyebilirim. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Yeah.